ceasefire, humanitarian UND powers. So they, for this UND, always UND, very frequently they're talking with UND, Reznikov and the Shoigu, and then we are trying UND to convince them to stop UND war first. And then after that, yes, you're right, and then they will discuss UND all the every issues, and then including the UND withdrawal of from the occupied UND areas of Russians. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Çatakis de burada bir görüşme yaptı. Görüşmede iki tarafın anlaşması, görüşmesi, konuşması en temel konu şuydu. Yani aramızdaki ilişkileri, aramızdaki konuları kendimiz görüşelim. Bunları üçüncü tarafına taşımayalım. Üçüncü tarafına taşımayalım. Türkiye ile Yunanistan arasında ne problem varsa, Mitsotakis de Sayın Erdoğan arasında ne problem varsa karşılıklı oturup konuşalım. Devamlı bunu yapalım. Buna evet denildi. Sayın Mitsotakis de buna evet dedi. Fakat bunu dediğinden çok kısa bir süre sonra ne kadar orada ikili ilişki varsa iki müttefik arasında, iki komşu arasında hiç yakışmayacak şekilde gittiler orada efendim her şeyi şikayet eder bir hale getirdiler. Ya bu aslında o Yunanistan'ın da egemenlik haklarına, bağımsızlığına aykırı bir şey. Her şeyi oradan istediler. Bu bir. İki, evet bizim aramızda problemler var. Ben başından beri bunu büyük bir nezaketle, büyük bir efendim kibarlıkla size anlatıyorum. Evet problemler var. Bu problemlerin çözülmesi için de konuşmamız lazım, görüşmemiz lazım. Üç yol var. Bunlardan birincisi konsültatif efendim görüşmeler. İkincisi conflict building measures. Öbürü de efendim deconfliction. Biz bunlar için ne zaman, nerede derseniz konuşmaya, görüşmeye hazırız. Buyurun. Konuşalım diyoruz. Evet problemler var. Çünkü problemler kompleks. Çok problemlerin hukuki boyutu var, coğrafi boyutu var, tarihi boyutu var, efendim maddi boyutu var, askeri boyutu var. Yani bunun hadi deyince olmaz bu. Biz bu konuları daha önceki efendim arkadaşlarımızla Genelkurmay Başkanlığımız zamanında ve bakanlığımız zamanında bunlara karar verdik. Konuşalım dedik. Çünkü bunlar bir anda yapılacak şeyler değil. Otursunlar, eksperler otursunlar, tartışsınlar, konuşsunlar ve nitekim bu manada bunu kabul edildi ve biz buradan bu işi bilen asker, sivil 15-20 kişi Atina'da toplandı. 15-20 kişi Yunanistan tarafından, 15-20 Türkiye tarafından. Konuştular, görüştüler ve ilerlemeler oldu. Tanımak, tanışmak bakımından, birimizi anlamak bakımından çok faydalı oldu. Ondan sonra döndüler, geldiler. İkinci kez Türkiye'de yapıldı. Ondan sonra üçüncü kez Atina'da yapıldı. Şimdi dördüncüsünü bekliyoruz. Buyurun konuşalım diyoruz. Dolayısıyla biz her zaman, her yerde konuşmaya, tartışmaya, anlamaya, anlaşmaya, problemleri çözmeye istekliyiz. Diğer bir husus, bu Kıbrıs'ın kuzeyini işgal derseniz zaten siz başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye'nin kuzeyi işgal, Kıbrıs'ın kuzeyi işgal değil. Oradaki bir katliam önledik biz. 1974'e kadar orada katliamlar yapılıyordu. Darbeler yapıldı. Yunanlı, oradaki Rumlar dahil. Hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974 barış operasyonunda bunu yaptık. Ve 1974'ten şu ana kadar da hem Rumlar güney hem de kuzey barış içinde yaşıyor. Huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yani burada böyle yanlı olmamak lazım. Onlara 2004'te anlam planını biz kabul ettik. Çözüm olsun diye. Oradaki Kıbrıslılar kabul etti. Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi. Başka ne yapacağız? Diğer bir husus efendim bu terörist meselesi. Arkadaşlar, dear colleague, bizim burada şimdi 40 bin insanımız hayatını kaybetti. Bu PKK'yla, efendim YPG'yle mücadele sırasında teröristlerle 251 kişiyi katletti FETÖ. Ve biz dolayısıyla olabildiğince yoğun bir şekilde bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak için gayret gösteriyoruz. Ve bunu bitirmekte kararlıyız. Siz buradaki teröristleri dinleyin please. Dinleyin bir dakika, dinleyin ya. Ve bu teröristleri bitirmekte kararlıyız. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer siz bu bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK'ya, YPG'ye, efendim FETÖ'ye orada kampta yer verirseniz, bunun adı ne olursa olsun dostluğa aykırıdır bu. Bu efendim ittifakı da bozar, müttefiklik ruhuna da aykırıdır. Oradaki, ona yok demeyin, oradaki Zavruyon kampını bilmeyen yok. Bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç'te, efendim İsveç, orada İsveç'te PKK'lılar, YPG'liler her şeyi yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Yani bunun ne insanlıkla, ne efendim gelişmişlikle, ne demokrasiyle, ne insan hakla hiçbir alakası yok. Yani teröristler bunlar. Bu teröristlere bu kadar efendim imtiyaz verilirse, bu kadar fırsat verilirse, onlar bize karşı olursa, bizimle tabii o insanlarla beraber olmak istemeyişimiz gayet normal. Dolayısıyla
tekrar şimdi biz başa dönüyoruz. Lütfen gittiğiniz zaman işte parlamentoda gittiğiniz zaman oradaki Yunanlı arkadaşlarımız da asker sivil, yani biz görüşmek istiyoruz. Görüşmeler yoluyla, konuşmalar yoluyla o bizim başlattığımız, yani ikisi Atina'da olan, biri efendim Ankara'da olan görüşmeyi ben çok önemsiyorum. Şahsen de çok önemsiyorum. Yani bunu destekleyin siyasiler olarak. Konuşalım, görüşelim. Siyasilerin önüne askerler bir şey getirsinler, çözüm getirsinler. Ve siyasiler de bunu evet veya hayır desinler. Ama öbür türlü biz çözümü başka ülkelerde, başka parlamentolarda konuşarak çözmeye çalışırsak, inanın size de zarar, bize de zarar. Size de zarar, bize de zarar. Böyle bir takım böyle silahlanma şeyleriyle, inanın bunda bir yere varamazsınız. Varılamaz. Çözüm değil bu. Bu çözüm değil. Bu zaten zor şartlarda, efendim ekonomik şartlarda olan Yunanistan'a bir de böyle silahlanma gayretleriyle yapılan çalışmaların hepsi öncelikle Yunan halkının refahını bozuyor. Buradaki ittifakı bozuyor. Buradaki işbirliğini bozuyor. Yani bunlara girmeden konuşmak soruyla, uhuletle, suhuletle, barışçıl yol ve yöntemlerle, medeni insanlar olarak, çünkü bizim Türk halkıyla Yunan halkının birbirini tanıdığına biz inanıyoruz. Yani bir sürü bizim tarihi, coğrafi, kültürel bir sürü ortak yanımız var. Biz konuşma, görüşme yoluyla buna çözebiliriz. Buna siyasilerin de evet demesi lazım. Ön ayak olması lazım. As I said from the very beginning, I am saying you know, the our you know, the problems between the Turkey and the Greece, you know, the, not you know, the simple problems. Because of you know, the historical background, because of the international the law ground. So the, we need you know, the, to work on those issues you know, in detail. For that reason, I requested my colleague, you know, the counterpart, you know, the minister, you know, the, some years ago, and then we established the confidence building measure talks. Two happened in Greece, as I said before, and one happened in Ankara. So the, this is the expertise issues. And the, you cannot you know, define, you cannot explain all those issues in 1 minute. You can, it is impossible. Very you know, the complex problems. So the, for that, we have to come together. And we have to have a meeting. And then we have to discuss in general. And then the, we have to you know, the Lausanne Treaty, you know, the Paris Treaty. There are lots of you know, the references. So the lots of you know, the issues, number one. Number two, 27th of the April, Greek aircrafts, 2, 3, 4, violated the airspace, not in or an island. In our mainland, Datça, Didim, Dalaman. Look at your over, map. On the 27th of April, please note, you are asking a question, so the, you have to get you know, the answer. The, on the 27th of April, your aircraft, Greek aircraft, or violated the Turkish airspace over the Dalaman, Didim, Datça. On the 27th. After that, what do you expect us to do? You will come from the so many on the kilometers, hundreds of kilometers from the mainland of Greece, or the Turkish mainland. You'll fly to the violate our airspace, and then we'll sit over there. No, we violated your airspace on the 28th, and we have you on the radar picture. Radar picture. And then the, we sent all those in the radar picture to all of our the allied countries. So the, this is the situation. By this way, we cannot solve the problem. Please, please not. So the, please support those in the talks, support those in the meetings, and the, put together the expertise, military and the civilians, Turkish side, Greek side, and they will discuss and they will find a solution. And then the, after that, politicians, prime minister, will say or no, but until then they have to discuss. Otherwise, you know, they are not going to will talk. We'll continue to talk. Thank you.